Değerli Çiftçi TV izleyenleri, bugünkü programımızda Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeyiz. Burada mobil güneş pilli bir sulama sistemi yapıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Ümran Atay'ın anlatımlarıyla birlikte hem buradaki projeyi anlatacağız hem de güneş enerjisinden nasıl faydalanabiliriz. Arkamda gördüğünüz panellerle birlikte bunların kurulumunda neler gerekli, nasıl kuruluyor, çiftçilerimiz bundan nasıl faydalanıyor hepsini az sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Merhaba değerli Çiftçi TV izleyenleri. Programımızı bugün Urfa'dan yapıyoruz. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeyiz. Yanımızda Ziraat Yüksek Mühendisi Ümran Atay var. Öncelikle hoş geldiniz Ümran Bey, hoş programımıza. Şimdi biz kalktık buralara geldik. Yapmış yani. Olduğunuz bir çalışma vardı sizin. Öncelikle bundan bahsetmenizi isteyeceğim ama fakat biraz bize enstitüyü ve kendinizi tanıtırsanız öyle başlayalım programımıza. Ben Ümran Atay, Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Bizim GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü TAGEM'e bağlı bir araştırma enstitüsüdür. Yani Tarım Bakanlığı'na bağlı bir enstitü. Bizim Şanlıurfa'da görev yapmaktayız. Yaklaşık 70 adet ziraat mühendisi bulmaktayız. Her birimiz farklı konularda çalışmakta. İşte bunlardan bir tanesi de benim tarım makineleri bölümünde çalışmaktayım. Özellikle yenilenebilir enerjinin tarımda kullanımı konusunda çalışmaktayım. Bununla ilgili özellikle bölgemizdeki güneş potansiyeli yüksek olduğundan dolayı güneş enerjisiyle ve güneş destekli sulama sistemleri konusunda çalışmaktayım. Bununla ilgili işte çalışmalarımız var. Bugün onlardan bahsedeceğim. Evet, değerli izleyenler, çok sıcak bir bölgedeyiz. Urfa'dayız. Bizler artık güneşte programı yapamayacak duruma geldik. Biraz arka planda güneş pilini almak istedik ama gerçekten aşırı bir sıcak vardı. Biraz ön tarafa kaçmak zorunda kaldık. Aslında hiçbir farkı yok ama direkt olarak güneş yakmıyor sanırım buradayken. O yüzden öncelikle görüntü açısından sizlerden özür diliyoruz ama sıcağa daha fazla dayanamadık gerçekten. Şimdi çok kavurucu gölge bir sıcak var. Gölge sıcaklığı şu an 45 derece. Evet, gölgede de 45 dereceye yakın bir sıcaklık var burada. Çok yüksek bir sıcaklık var. Hep bahsettiğimiz gibi güneş yaklaşık 360 gün boyunca güneşin olduğu bir bölgedeyiz. Bu kadar güneş varken de enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin kullanılması çok doğru bir yaklaşım olur. Bölgede özellikle çok yoğun sıkıntılar vardı. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz Çiftçinin Sahur Vakti programında da güneş enerjisiyle ilgili bize çok fazla sorular sordunuz. Özellikle GAP bölgesinden telefonlar geldi bize. Elektrikte sorun yaşıyoruz, arazilerimizi sulayamıyoruz, elektrik bulamıyoruz dediniz. Biz ürün yetiştirmek isterken elektrik bulamıyoruz dediniz. Bizler de bu sorununuzu bölgede aslında bir çözüm olduğunu göstermek için buraya geldik ve Ümran Bey ile mobil güneş pilini konuşmak istiyoruz şimdi. Biraz bize isterseniz güneş enerjisinin öneminden bahsedin öncelikle. Özellikle bizim bölgemizde biz sulama yönünü ne zaman yaparız? Ağırlıklı olarak Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında yaparız. Özellikle bu aylarda bizim burada bölgemizde bir bulut dahi havada göremezsiniz. Evet. Güneş ortalaması, güneşlenme süresi 12 saatin üzerinde. Örneğin şu anki bu mobil güneş bir sulama makinesiyle Haziran ayında 14 saat kesintisiz direkt güneş ışığıyla çalıştığımız günler olmuştur. 14 saat. 14 saat. Akü olmadan sadece direkt güneş ışığıyla çalıştırdık. Böyle bir büyük bir potansiyeli kullanmamak yazık olurdu. İşte biz de 2007 yılından beri bu konuda çalışmaktayız. 2007 yılında ilk önce sabit bir sistem kurduk arazi koşullarında. Bizim GAP Araştırma Enstitüsü'nün yaklaşık 5 tane istasyonu var. İşte Korku istasyonunda bir deneme biber tarlasını sulamak için bir sabit sistem kurduk. Bu sabit sistemin özelliği hem akülü hem aküsüz işte güneş pilini kullanabilir miyiz diye kurmuştuk. Ve gördük ki özellikle sulama döneminde bizim Koruklu bölgesinde elektrik kesintileri oluyordu. Evet. Arkadaşların hani farklı arkadaşlar vardı. Pamuk sulaması yapacak, buğday sulaması yapacak arkadaşlar vardı. Biz o gün gittiğimizde sulama yapabiliyorduk. Ama arkadaşlar elektrik olmadığından dolayı sulama yapamıyorlardı. Bölge çiftçisi mağdur kalıyor evet, bu durumda. Evet. Ertesi gün gittiğimizde tekrar kesiliyor. 2 saat sonra geliyor. 15 dakika tekrar kesiliyor. Ve sulama suyunun hani 4 günde bir, 3 günde bir sulama aralığı var. Evet. Sulama su aralığını atlattığında üründe ciddi şekilde bir ürün düşüşü oluyor. Mahsul düşüşü oluyor. Ve verim artışı bayağı düşüyor bu anlamda. Ama güneş pili kullandığımızda sulama döneminde güneş her zaman var. İstediğiniz saatte gündüz sulama yapabiliyorsunuz. Evet, sulama çok önemli. Bitki gelişimi açısından, topraktaki besin maddelerinin bitkiye taşınımı bakımından ve özellikle de tarımın yapılabilmesi açısından böyle kavurucu sıcakların olduğu bir bölgede susuz tarım da çok
hububat haricinde çok zor yapılabilir. Hı hı. Bu yüzden sulama çok önemli. Sulamayı da dediğiniz gibi elimizde olan imkanlarla en temel enerjimiz olan güneş enerjisiyle yapabiliyoruz. Evet. Peki bölgedeki yayılımı ne durumda şu anda? İşte bölgedeki yayılımı bizim işte 2007 yılındaki bu projemizden sonra fark ettik ki özellikle arazi koşullarında bu güneş sistemleri çalınabiliyor, kırılabiliyor. Sabit olduğundan dolayı özellikle güneş, hepimiz biliyoruz, güneş işte doğudan doğar, batıdan batıyor. Evet. Ama yaz ayında öyle değil. Yaz ayında güneş kuzey doğudan doğuyor ve kuzey batıda batıyor. Siz paneli güneye dönük sabit kurduğunuzda sabah güneş ilk çıktığında 2 saat veya 3 saat sonra ancak paneli yüzeyine geliyor. Akşam battığında da erken 2 veya 3 saat önce batıyor. Böylece toplam verimde, yani güneşlenme süresi anlamında %30 bir randıman eksikliği var. Evet, bu mobil panelle sabit panelin arasındaki en büyük fark değil en mi büyük şu fark, anda? Sabit sistemde. Siz bunu sabit tracker, sabit olup güneşi takip eden sistemler de var. Onlara tracker sistem deniyor. Tracker sistem yaptığınızda o %30'luk şeyi düşürebiliyorsunuz. Ama arazi koşullarında şöyle ki, ufuk doğrultusunda herhangi bir bina, ağaç ve benzeri bir engel varsa yine aynı şekilde gölge yapıp randımanı düşürebiliyor. Ve kırılma, çalınma riski vardı. Biz düşündük, açık fişlere öneriyoruz ama özellikle küçük çaplı tarlalarda, yani 50 dönümlük, evet, 100 dönümlük bir tarlada mobil sistemi kullanmaları daha uygundu. Bu anlamda işte mobil sistemi tasarladık. Sonra TÜBİTAK'a sunduk, TÜBİTAK 1001 projesi olarak. Oradan destek gördü. Ve bunu Şanlıurfa koşullarında bir demirci atölyesinde yaklaşık 4,5 ay içinde üretimini gerçekleştirdik. Makinemizin özelliği güneşi otomatik takip edebiliyor. Hı hı. Takip ettiği sürece güneş ışını dik ve dike yakın alıyor. Aldığı için o az önce bahsettiğimiz %30'luk ve %40, yani %30-%40 randıman yüksekliği yapıyor. Çünkü hem güneşi takip ediyor, ayrıca arazi konumunda herhangi bir engel varsa konumunu değiştirerek daha fazla randımanı artırabiliyorsunuz. Bir daha az önceki konuda bahsettim, hani bazı çiftçilerimiz, sulama bitkilerimiz 4 günde bir, evet, 5 günde bir sulama aralığı var. Siz bugün buraya su verdiyseniz yarın su vermenize gerek yok. Aynı sistemle farklı arazileri, evet, sulayabiliyorsunuz. Böylece atıyorum 4 günde bir sulama yapıyorsanız 4 sistemin yapacağı işi tek sistemle, tek sistemle yapmış oluyorsunuz. Böylece 4 sistemlik paradan tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Evet, bölgede de kullanımını bu şekilde yaygınlaştırabiliriz. Özellikle elektrik kesintisi yaşandığı için özellikle. Özellikle elektriğin olmadığı yerlerde, evet, olup da sorunlu olan yerlerde tavsiye ediyoruz. Tabii bu belli bir dönüme kadar, yani çünkü panelin yüzey alanına göre güçleri artıyor. Şu anki kullandığımız makinedeki güç 6 kW. 6 kW. Bunu şu bu prototiptir. Bunun daha büyüğü de yapabiliriz ama bir sınır var. Yani 20 kW maksimum 25 kW kadar yükseltebiliriz. Direkt güneş ışığıyla. Evet. Onun dışında daha büyük arazileri sulamak için örneğin bazı çiftçilerimiz var. Özellikle bizim Viranşehir Mardin bölgesinde trafolarımız 160-200 beygirlik trafolarımız var. Onları sulamak için. Bu yetersiz tabii ki. Bunu o tip arazileri sulamak için yaklaşık 2 ile 3 dönümlük bir güneş pili alanı lazım. Bayağı onun için de büyük, özellikle arazide ona göre bir tesis kurmaları gerekiyor. Evet. Şimdi bunları detaylı olarak aslında birazdan değineceğim ama biraz daha makineyi, sizin yaptığınız prototipi tanıtmanızı ve patentinden bahsetmenizi isteyeceğim. Tamam. Makinemizin özelliği güneşi doğu batı yönünde otomatik takip edebiliyor. Ayrıca kuzey güney yönünde de açıyı ayarlanabiliyor. Takip ettiği sürece 90 derece yakın güneş ışını dik ve dike yakın şekilde alıyor. Ondan sonra bizim özellikle bölgemizde Haziran ayın sonunda özellikle anız yakma, evet, çölden gelen toz fırtınaları oluyor. Panellerin yüzeyi kirlendiği için içinde kendini yıkama ünitesi de koyduk. Yani panelleri kendini temizleyen bir ünite var. Tabii bu sefer güneşi kıracak değil mi? Güneşin alınımını etkileyecek, evet, tozlandığı toz için yeteri panel kadar üzerinde durduğu için faydalanamayacak. %100 geleceğine %30 bir kırılma olayı oluyor. Onu engellemek için temizleme ünitesi de koyduk. Onun dışında güneş takibi için hidrolik sistem kullandık. Hidrolik sistem kullandığımız için hem destek görevi yapıyor hem de güneşi takibini daha az kuvvetle, daha az kuvvet harcayarak sağlamış oluyoruz. Ayrıca mobil özelliği sayesinde farklı arazileri sürebiliyoruz. Evet. Bunun dışında makinemizde hem doğru akım hem alternatif akım var.
Doğru akım dediğimiz arabalarımızdaki doğru, yani artı ve eksi olan akım. Hı hı. Bu akımı dönüştürüp evlerdeki kullandığımız akıma da dönüştürebiliyoruz. Hı hı. Ayrıca sulama dışında, yani sulama yapılmadığı dönemde, evet, bunu evin önüne çekip jeneratör görevi de yaptırabiliyoruz bununla. Yani jeneratör olarak tabii da kullanabiliriz. Tabii, bir süs sağan makinesinde kullanabiliriz, televizyonu çalıştırabiliriz, aydınlatmada kullanabiliriz. Veyahut ters sayaç takıp TEDAŞ'a da elektriği, ürettiği elektriği satabiliyoruz. Evet. Patent çalışmalarınız nasıl oldu? Patent şu şekilde, bunu desteğini aldıktan sonra, kurumunu yaptıktan sonra farkına vardık ki ilk biz yapmışız bunu. Evet. Ulusal anlamda işte Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduk. 3 sene araştırma yapıldıktan sonra bu sene patentini aldık. Şu an Türkiye'de mobil anlamda, mobil güneş sulama makinesi anlamında patenti bizde. İleride eğer şirketler bunun imalatını, satışını yapmak isterlerse bu patent hakkımızı onlara devredeceğiz. Hı hı. Onlar da seri üretime geçeceklerdir. Şu anda var mı peki girişimleri olan şirketler? Tanıtımı yeteri kadar yapıldı mı acaba? Şu an birkaç şirketle, hı hı, görüşme halindeyiz ama daha bunun devrini yapamadık. Yani patent devrini yapamadık. Çünkü izleyicilerimiz de bunu izledikten sonra muhtemelen sizlere dönüş yapacaklar. Biz nasıl elde edebiliriz, nasıl yapabiliriz bu kurumları diye. Evet. Bununla ilgili yönlendirmeleri olacak mı yani? Özellikle hani tek destek anlamında biz yardımcı olmaya hazırız. Ama şu an makinenin imalatını, satışını daha devrini yaptıktan sonra olacağından dolayı onu beklemekteyiz. O zaman biz izleyicilerimize şöyle bir müjde vermiş olalım. Yakında böyle bir sistem güneş enerjisiyle ilgili kurulum yapan firmalarla ulaşabilecekler. Evet. Ve bu sistemleri kurarak güneş enerjisinden faydalanıp sulamalarını yapabilecekler de diyelim. Buradan böyle bir ön bilgisini vermiş oluyoruz biz. Böyle bir ürün geliyor diyelim öncelikle. Tarım kooperatifiyle de görüşme halindeyiz. Geçenlerde belki onlara da devretme durumumuz var. Şu an onlarla da görüşme halindeyiz. Artık inşallah ileride bir an önce devrini yapıp yaygınlaşması süper olacaktır. Özellikle bunun devrini yaparsak bazı devlet kuruluşları işte bunları özellikle güneş pili sulama konusundaki destek kapsamını aldıklarında bunu yarı fiyatına veya hatta %100 yüzüne yakın şekilde alabilecekler. Yani şu anda devlet tarafından destek var bu güneş enerji modellerine. Bizim şu anki makinemiz prototip de daha büyük ve daha küçük yapılıyor ama var şu anki kurul olan makine yaklaşık 70 bin liraya mal ettik. Bu seri üretime geçerse daha da düşecektir. Tabii ki. Ondan dolayı işte destek görürse 30-35 bin lira arası devlet verecek. Diğer kısmını da çiftçi karşılayacak. Garanti süresi özellikle güneş pilleri 25 yıldan başlayan garanti süreleri var. Yani 25 yıla kadar %80-%70 randıman eksikliği olabiliyor ama güneş panelleri biliyorsunuz 25 yıldan daha fazla 25 yıldan garantileri başlıyor. Diğer çalışan aksam zaten demirdir. Demirdir de o da yaklaşık o civarda. Bizim bir sistemde akü, sadece 4 tane akü tek kullandık. Aküler güneş olmadığında güneşi takip için gün batımına geldikten sonra güneş batıyor. Evet. Battıktan sonra bütün üniteyi tekrar geri döndürmek için aküyü orada kullanıyoruz. Yoksa sulamada sadece direkt güneş ışığını kullanıyoruz. Sadece güneşi takip için akü kullanıyoruz. Onun haricinde herhangi bir Onun haricinde güneş ışığıyla direkt sulama pompasını çalıştırıyoruz. Peki çiftçi nasıl kullanacak? Bunu hangi alanlarda kullanabilecek? Çiftçi, sadece sulama mı? Ya özellikle şu an bizim bölgemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi çiftçimiz ne kadar kaç beygirlik pompa kullanacağını bilmiyor. Evet. Gidip tahmini bir motor alıyor, pompa alıyor ve suyu öyle çıkartıyor. Aslında özellikle çiftçiler kuyu açmadan önce veya bir yerden suyu almadan önce alanını söyleyecek. Belli bir alana göre şimdi bitkilerin su ihtiyaçları şimdi farklıdır. Kriterlerimiz var. Öncelikle bitkiye mi bakacağız? Önceki, hangi bitki olduğuna bakacağız? Bizim sulayacağımız alan kaç dönüm? Önce alan kaç dönüm? Kaç dönüm? Bitkilerin su ihtiyaçları farklı. Evet. Hangi bitki? Örneğin pamuğun su isteği fazladır. Ama susam adam yetiştiriyorsa, çiftçimiz yetiştiriyorsa çok azdır. Su isteğine göre suyun debisi değişiyor. Suyun debisini buna göre belirliyoruz. Ondan sonra bizim tarlanın yatay mesafesi, su kaynağı olan yatay mesafesi ve dikey mesafesi, suyun derinliği kaç metre. Çünkü bunlar da suyu belli bir yerden bir yere almak için sürtünme kaybı var. O sürtünme kaybını engellemek için daha fazla elektrik harcamamız gerekecek. Bunların hepsi harcadıktan sonra bizim ihtiyacımız olan debi çıkıyor. Evet. Bu debi çalıştıracak hangi pompa var? İşte A pompası var. A pompasını hangi motorla çalıştıracağız?
zaten bütün firmaların kataloglarında yazıyor. İşte şu kadar debideki şu suyu almak için şu derinlikten şu pompayı kullanmanız gerekiyor. Orada da pompanın gücü çıkıyor ve motorun gücü çıkıyor. O motorun gücüne göre bizim panel sayısı ortaya çıkıyor. Yani panel gücü ortaya çıkıyor. Panel gücü şu an piyasada en çok fazla satılan panel gücü işte şu siyah blokları görüyorsunuz. Her bir tanesi şu anki kullanılan biz o zaman en büyük panel piyasada 170 wattlı vardı o zaman. Ama şu an günümüzde 350 watt'a kadar aynı boyutta 350 watt olanlar da çıkmış. Daha büyüğü de var şu anda. Yani adam diye 10 kW'lık bir sistem kuracaksa 10 kW bölü 250 watt'tan işte panel sayısı ortaya çıkıyor. Ondan sonra maliyeti çıkıyor ve böylece buradaki olay ne? Birim alana göre harcayacağı elektrik orada çıkıyor. Suyu bire bir çıkartıyor. Ne fazla ne az çıkartacak. Böylece hem elektrikten tasarruf sağlayacak. Evet. Elektrik faturası az gelecek. Su kaybımız olmayacak. Çünkü özellikle bizim bölgemizde taban suyu çok fazla aşırı şekilde çekildiği için özellikle Mardin bölgemizde suyumuz çok derinlere doğru çekildi. Çünkü boş boşuna suyu çıkartıyoruz. Fazla suyu da drenajla akıtıyoruz. Evet. Aslında ihtiyacımız olan kadarını çıkartsaydık bizim taban suyumuz çok derine inmeyecek. Böylece o daha derine inen suyu çıkartabilmek için daha fazla elektrik harcamamıza gerek kalmayacaktı. Evet. Daha fazla elektrik harcadığımızdan dolayı şebekede dalgalamalar oluyor. Bu dalgalamadan dolayı elektrikler kesiliyor. Kesildiğinden dolayı da çiftçilerimiz sulama yapması gereken dönemde sulama yapamıyor ve mağdur oluyor. Evet. Çok fazla faktör var aslında. Evet. Öncelikle panelimizi belirlemek için. Şimdi bahsettiğiniz gibi öncelikle alanın kaç dönüm olduğuna bakıyoruz dedik. Ortalama peki çiftçinin karlı bir şekilde bu mekanizasyonu kurması için alanına ortalama kaç dönümlük bir alan olması gerekiyor? Yani küçük bir alana da kursa kar eder mi yoksa büyük bir alanı kurarsa asları yüzünden pahalıya mı gelir? Yani şu şekilde suyun derinliği çok çok büyük bir faktör. Özellikle bu güneş sistemlerinde su çok derin olduğunda maliyetler çok yüksek oluyor. Özellikle ayıramıyoruz herhalde bu ayıramıyoruz çünkü bir kıstas yok. Çünkü çok fazla değişken var az önce bahsettiğim gibi. Su eğer örneğin şu anki bizim bu sistemimizde su eğer yüzeydeyse saatte pompamız saatte 70 ton su atabiliyor. O saatte 70 ton suyla 50 dönümlük bir pamuk tarlasını çok rahat sürebiliriz. Yüzey dediğimiz ortalama ne kadar bir derinlik? Yüzey dediğimiz 10 ile 20 metre arasında gibi bir derinlik. Evet. Ama bu suyumuz kalkıp 100 metrenin altına inerse o zaman suyumuz 15 tonlara düşüyor. Yani 70 tondan 15-20 tonlara düşüyor. 15-20 tonlarda da süreceği alan 10-15 dönümlere düşüyor. O zaman öncelikle suyun derinliğine bakacak. Tabii, suyun derinliğine göre. Tabii az önceki bahsettiğimiz kriterlere göre kuracağı sistem ortaya çıkıyor. Onun dışında bizim pompamızda dediğimiz gibi 6 kW'lık bir güç var. Bu yetersizse bunun daha büyüğünü kuracak. Daha büyüğünü kurduğunda atıyorum daha derinden daha büyük suyu çıkartabilecek. Evet. Yani tamamen bir genelleme değil de çiftçiye göre tasarlanması lazım bunların. Evet. Bu anlamda. Yani birkaç faktör var. Yatay uzaklık da dedik mesela yine uzaklık. Bir kayıp yaşanacak burada getirmek için enerjiden kayıp yaşanacak. Bunların hepsini tek tek değerlendirip artık patentini alan, devralan kişiler mi yapacaklar, sistemi geliştiren, devam eden kişiler mi yapacaklar? Bunlarla birlikte, yetkililerle birlikte hesaplanıp, profesyonel bir şekilde hesaplanıp kurulması gereken bir sistem. Yani eğer arazileri korunaklı bir yerdeyse, ya mobil sistem değil de sabit sistem de kurabilirler. Sabit sistem kurduklarında özellikle öne sabit sistemi, bizim şu an iki tane yeni projemiz var. Bir tanesi Karacaada Kalkınma Ajansı'na sunduk. Oradan destek aldı. Yaklaşık 530 milyarlık bir bütçesi var. O bütçeyle bizim bir Gündaş istasyonunda bir sentripiyotumuz var. Sentripiyot dediğimiz merkezinde kuyu var. O kuyudan suyu alıp kendi çevresinde dairesel hareket ederek yaklaşık 500 dönümlük alanı suluyor. 500 dönümlük. 500 dönüm aynı anda. Bunun tam merkezine 2,5 ile 3 dönümlük bir güneş tarlası kuracağız. Onun hem hareketini hem de yaklaşık 100 metre derinlikten suyu çıkartacağız. Bunun bütçesi de yaklaşık 530 bin liraya mal edeceğiz inşallah. Bölgeye peki katkısı ne şekilde bölgede olacak? Bölgede biz bunu başarırsak özellikle büyük çiftçiler veya TİGEM'de şu an bildiğim kadarıyla 100'ün üzerinde sentripiyot var. Evet. Biz bunu başarırsak onlara tavsiye edebileceğiz. Böylece elektrik şebesinden elektriği çekmeden sadece güneşimizle bu ihtiyacı karşılayacağız. Evet. Bizim barajdaki suyumuz akıtmayacağız boş boşuna. Baraja suyumuz kalacak.
başka zaman başka yerlerde kullanabileceğiz. Evet. Elektriği boş boşuna harcamayacağız. Suyumuzu boş boşuna akıtmayacağız. Öyle bir faydası, büyük bir faydası olacak. Bizim tükenmez dediğimiz kaynaklar aslında bunlar değil mi? Evet. Su kaynaklarımız özellikle tükenmez diye baktık hep bugüne kadar. Ama geçtiğimiz yıllarda ellerimizi açıp artık yağmur yağsın diye dua ediyorduk. Aynen. Ki barajlarımız da olsun, sulamalarımızı yapabilelim. Yani evlerde içmeye bile sulamayacaktık neredeyse. Evet. O durumlara i̇şte kadar geldik. Bu alanda tasarruf olursa o tip faydalar da olacak. İkinci projemiz ise özellikle bizim Atatürk Barajı'ndan öne Surca, Mardin'e çok büyük kanallar yapıldı. Bu kanallar birinci sınıf toprak arazi üzerinde gidiyor ve sağlı sollu araziler var. Birinci sınıf toprak arazilerimiz var. Buralara yeni elektrik şebekesi çektiğinizde yaklaşık 1 kilometre mesafeden 100 bin liralık bir masraf gidiyor ortalama. Hı hı. 100 bin liralık bir masraf gidiyor 1 kilometrede. İşte direğidir, halatıdır, kablosudur. Bunun yerine güneş pil sistemleri kurulabilir. Özellikle bu büyük kanalların olduğu yerlerde ikinci projemiz şu an GAP İdaresi Başkanlığı'na sunduk. İkinci bu projemizde bizim bu kanalların üzerine güneş pilini döşeyeceğiz. Güneş pili hem suyun buharlaşmasını önleyecek hem de komşu olan arazileri sulama pompaları çalıştırıp sağlı sollu bütün arazileri sulayabilecek. Evet, aslında suyun buharlaşması da ayrıca bir su kaybı. Bu da çok önemli. Bunu da engelliyoruz. Birkaç projeden bahsettiniz. Şimdi güneş piliyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Değerli izleyenler, ufak bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi Ümran Bey diğer bir projesini anlatıyordu bizlere. Biraz daha detaylandırarak devam edelim isterseniz bu projenize. Bu ikinci GAP İdaresi Başkanlığı'na sunduğumuz ikinci projemiz. Özellikle örneğin Mardin'e 220 kilometrelik bir kanal var. Bu kanalla oradaki tarlalar sulanacak. Bu kanal üzerine güneş pili döşediğimizde içinden geçen suyun buharlaşmasını engelleyecek. Su buharlaştığından dolayı altta özellikle bizim bölgemiz çok sıcak. Bu paneller belli bir sıcaktan sonra randımanı düşüyor. Bu randımanı düşmesini engellemek için özellikle su serin olduğundan dolayı paneli de serinletecektir. O anlamda randıman eksiliği de bir nebze olsa düşürecek. Öyle bir faydası var. Diğer türlü bir sosyal etkisi özellikle haberlerde görüyorsunuz. Her gün çocuklarımız işte barajlardan ne yazık ki suyularında ve sulama kanalına yüzerken boğulmuş haberlerini görüyorsunuz. Bu güneş paneli döşediğimizde kanalın yüzeyi kapandığı için çocuklar orada yüzmeyecek. Böylece inşallah boğulmaları engellemiş olacağız. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi de olmuş olacak aynı zamanda. Çünkü gerçekten sıcak. Dayanamamaları da çok normal. Çocuklar zaten. Üzülüyoruz bizler de bu haberleri gördükçe. Belki böyle bir adım atmış da olursunuz. Bunlarla ilgili farklı belki kapatma sistemleri de gelir yine aynı şekilde bu kanallara örnek olur. Belki biz de bu haberleri daha az görürüz. İşte şu kanalları bir tane örnek yapacağız. Eğer bu yaygınlaşırsa bütün bu sulama kanallarımız üzeri kapanacak. Ayrıca şöyle bir potansiyel de var. Atatürk Barajı'nın göleti var ya. Bütün üst sahasını yüzen güneş pilleri koyarak aslında orada da büyük bir alanımız var. Yani ikinci Atatürk Barajı'nı Atatürk Barajı'nın üzerine de kurulabilir. Yani öyle bir teorik şeyde bir projede. Projeniz var mı şu anda peki buna yönelik? Yani biz kanalın üzerini şu an yapmayı planlıyoruz ama o proje başlı başına büyük proje. O devlet politikası haline gelmesi gereken bir şey. Evet, olması gereken bir şey söylüyoruz aslında buradan. Yapılabilir. İmkan varken neden yapılmasın? İmkan artı olarak dönecekse özellikle bize tarımsal üretimde kullanılabilir. Yine sanayide aynı şekilde dönüştürülebildiğinden bahsettik. Buralarda kullanılabilir. Birkaç alanda kullanılabilecek bir enerji üretiyorsak, enerji kıtlığı da çekiyorsak zaten neden yapılmasın? Bunlarla ilgili girişimler de olabilir. Bizler de buradan en azından vasıtamızla birlikte biz de söylemiş olalım. Belki birilerinin kulağına gider, yapmaya niyetlenirler. İki ay önce Almanya'da bir güneş enerjisiyle ilgili bir fuar vardı. Oraya katıldık bir haftalık Münih şehrinde. Özellikle oradaki gözlemimiz bizim burada güneşlenme günümüz çok yüksek. Avrupa gibi bir yerde bulutlu gün sayısı çok. Oradaki evlerin çatları hem güney hem kuzeye dönük ya. Bırakın güney cephesini, adam kuzey cephesine dahi koymuş. Yani özellikle şu an hava bulutlu olsa dahi güneş pili elektrik üretebiliyor aslında. Güneşten gelen ışınlar var. 3 tane ışınımız var. İşte kızıl ötesi, görünen ışın, bir de mor ötesi ışın. Hava bulutlu olsa dahi bu kızıl ötesi ışınlar ve görünen ışınların bir kısmı geçebiliyor. Geçtiği için bu panellerimiz elektrik üretebiliyor. Yani bizim özellikle bu bölgemizde ileride inşallah her evin üzerinde güneş panellerini görmemiz gerekiyor. İnşallah. Her işletmede, her ahırda, her serada
İnşallah bunlar yaygınlaşırsa mükemmel bir şey olacak. Evet, şimdi birkaç başlık daha ben not aldım. Sırasıyla bunlardan ilerlemek istiyorum. Şimdi öncelikle biz gelen sorularım vardı benim bu konuyla ilgili. Onları sormak istiyorum. Buyurun. Mobil pilin taşınırken bir sıkıntı olup olmayacağını soruyorlar. Çünkü hani araziler engebeli, biz parçalı arazi sahibiyiz. Bir araziden diğer araziye götürürken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız? Yoksa bir diğer arazilerimize de sabit panel kuralım mı dediler? Yani eğer sulayacakları, tarlaları küçükse mobil sistemi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yürüme esasında, taşıma esasında sıkıntısı var mıdır? Yok. Sıkıntı şu ana kadar, biz 4 senedir denemelerini yapıyoruz. Özellikle tasarım ayrıntısı var dedim başta. Evet. Şu şekilde panelleri normalde hepsini bağlamış olsak, paneler bir çukura düştüğünde aracın tekeri kabıysa paneli kıracak. Çünkü üst tarafı camsı madde. Evet. Ama biz ne yaptık? Sadece iki noktadan panelleri bağladık. Yani aracın tekeri herhangi bir çukura düştüğünde panellerde sadece git gel hareketi yapıyor. Hidrolik destek veriyor neredeyse değil Yani git gel hareketi yaptığından dolayı sadece panellerde hafif git gel hareketi oluyor. Yani kavis olayı olmadan kırılma olmuyor. Sağdan soldan taş gelmemesi için panelin bir özelliği de yol durumunda katlanıyor. Ha. Katladığından dolayı böyle bir sıkıntısı olmuyor. Yol pozisyonu aldırabiliyoruz. Yol pozisyonu alabiliyor. Biz bu makineyi yapıp arazi ortama götürdük ve 4 sene bunun denemelerini yaptık. 4 sene arazi denemeleri de yapıldı. Yaptık, evet. Yaklaşık bir 10 dönümlük biber tarlasını suladık. Normal sistemle, elektrik sistemiyle bir de mazot pompasıyla sulamasını yaptık. Ve bunların arasındaki ekonomikliğine baktık. Nasıl ekonomik durumu? Ekonomik durumu özellikle mazot sisteminde mazot pahalı ülkemizde. Çok pahalı. Bu sistemlere göre çok çok pahalıya gidiyor. Yani kurulum masrafı bizim güneş pilinde ilk en çok sıkıntı olan kurulum masrafıdır. Kurulum masrafından sonra işletme masrafı yok. Evet. Yani sıfır denecek kadar az. Ama mazotta devamlı bir mazot ihtiyacı var. Güneş pilinde hem kilovatını saatte yaklaşık 40 kuruştan para ödüyorsunuz. Ayrıca dalgalamadan dolayı sezonda 2-3 defa pompası bozulan insanlar var. Yani pompası 100 metre derinliğindedir. Bozulduğu için çıkartıyor, tamiratını yapıyor, tekrar koyuyor. Yani hem işçilik hem tamir masrafı 2 ile 5 bin lira arasında bir işletme masrafı oluyor. Bizim gönüş pilinde öyle bir masrafımız yok. Ayrıca de elektrik kesintilerinden dolayı sulama yapamamakta. Evet. Böylece üretimde düşüş olmakta. Ama biz istediğimiz zaman güneş piliyle sulama yaptığımızdan dolayı böyle bir düşüş yaşamadık. Bu alanda onların yapacağı işi yapıyor. Haliyeten de böyle faydaları diye bir neticeye vardık. Evet. Biraz sayısal bilgi olarak da özellikle Haziran ayında 14 saat kesintisiz çalışabiliyor bizim bu makine. De aylarda işte 13 saat, 12 saat bütün sulama sezonunda, yani kısacası 12 saatin üzerinde bizim makineyi çalıştırabiliyor. İlla ben gece sulama yapmak istiyorum diyen geceyi soracaktım ben olursa akü desteği yapılabiliyor. Ama akülerde şöyle bir sıkıntı var. Her ne kadar ilk bir sene sıkıntısız sulama yapıyorlarsa da sonraki senelerde akülerin ömrü 2 seneden sonra bitiyor. Ya yani zaten firmalar 2 sene garanti veriyor. 2 sene garanti veriyor. 2 sene garantiden sonra örneğin piyasada kuru jel aküler, güneş enerjisinde kullanılan aküler yaklaşık 750 TL civarında bir maliyeti var. Bundan nereden baksanız da kurulacağı yere göre artık 1 ile 10, 20 artık kaç tane aküyse lazımsa ona göre kuruyor. Ama 2 sene sonra atılabiliyor. Bunun yerine gece kullanmak yerine sabah erken saatte ve akşam öğleden sonra senin saatlerde yine sulama yapabilir. Evet. Yani eğer çok gerekli değilse gece sulaması. Evet, çok şart değilse gece sulaması yerine sabahın erken saatleri ve akşam serini tercih etmelerini söylüyoruz. Ona göre pompanın büyüklüğünü ona göre seçecek. Sadece gündüz ona yetecek şekilde pompanın büyüklüğünü ayarlayacak. Yine bu da maliyeti etkileyen faktörlerden birisi. Tabii, değil mi? Onlar işte 2 sene sonra bozulursa ek maliyet getirecektir. 10 bin lira, 20 bin lira ek maliyetler getirecek. Evet. Ama bunun yerine işletme maliyeti sıfır olan bir makine ve her gün kullanacak. Evet, şimdi seralarda da kullanılıyor mu diye bir başlık almışım ben. Evet. Ya şimdi bizi de arıyorlar çiftçiler. Diyorlar ki biz güneş tarlası kuracağız. Bizim serayı ısıtabilecek biz diyorlar. Evet. Aslında tam mantığa ters düşüyor. Çünkü serayı biz ne zaman ısıtıyoruz? Güneşin olmadığı günlerde ısıtıyoruz. Evet. Özellikle Kasım, Aralık ve Ocak ayında ısıtmaya çalışıyoruz. O aylarda da güneş yok. Güneş olmadığı için
güneş pilinden üretim az olacak. Az üretimle ısıtma mantıklı olmuyor. Onun yerine yüksek kesimlerde özellikle rüzgar haritamız var. Türkiye'nin rüzgar haritası var. Evet. Yüksek kesimlerde rüzgar türbünü tavsiye edebiliriz. Hı hı. Yenilebilir enerji anlamında. Örneğin bizim Urfa bölgemizde Karali kabucalarımız var. Orada jeotermal kaynaklar var değil mi o bölgede? 250 metrekarenin üzerinde bir kapalı sera alanlarımız var. Suyun sıcaklığı 48 santigrat derece sanırım. Orada jeotermal enerji kullanarak serayı ısıtabiliyor. Ama diğer tarafta güneş piliyle serayı ısıtacağım demek mantıklı olmuyor. Evet. Diğer örneğin otomasyonu sağlayabilirsiniz. Kapanması, açılması, kelebek sistemini, pencerelerini, sislemesidir, sulanması. Onu güneş piliyle yetebilir. Bunlar yayınlar ama için yeterli ısıtma, ama ısıtmaya yeterli başlı olmaz. Başına çok büyük bir enerji çektiği için ben mantıklı görmüyorum, ekonomik de görmüyorum. Ekonomik olmaz değil, ve hayır. Güneşin az olduğu dönemlerde güneş kolektörü de. Evet, şimdi çoğu çiftçimiz de bu ikisini karıştırıyor. Güneş piliyle güneş kolektörünü karıştırıyorlar. Güneş pili kabaca tabirini yapacak olursak kumu eritiyorlar. Erinmiş kum levhası üzerine iki farklı tel döşüyorlar. Bu iki farklı tel güneş vurduğu anda hani kimya dersinde hatırlarız. Evet. Yörüngesinde çok fazla elektron alan atom, yörüngesinde az olan elektrona doğru bir akış söz konusu. Güneş ışığı çarptığında o fazla elektronlar az olan atoma doğru hareket ediyor. O gün devreye bağlanında artı ve eksiyle elektrik üretiliyor. Güneş pili böyle. Güneş kolektörü dediğimiz şey içinde hava veya su bulunuyor. Yukarıdan güneş vuruyor. Bu hava veya suyu ısıtıp işte evlerde önüne suyu ısıtıyor. Evlerde sıcak suyu elde ediyoruz. Veyahut bir ürünü kurutacağız. Havayı ısıtıyor. Havayı ürüne yönlendiriyoruz ve ürünü kurutuyoruz. Yani kolektörle pil arasındaki fark bu. Şimdi çatılarda gördüğümüz su depolarının üzerinde olan güneş kolektörleri onlar. Bunlar değil mi? Hı-hı. Böyle de bir ayrım var. Evet. Bunu da karıştırmamak gerekiyor. Yani güneş pili ve güneş paneliyle kolektörü karıştırmamak gerekiyor. Evet, bunlar birbirinden farklı. Biri de hayvancılık yapan kesim var. Ahırların, ağılların üzerine de bağlayabilirler yani, diye sorarlar. Özellikle bunları. Bu ahırlarda filan aydınlatmada, evet. Ne bileyim su sağ makinesinde, oralarda ahırın çatısına kurup çok rahatlıkla karşılayacak. Kullanmadığı zaman da ters sayarsa ilgili şirkete satışını yapabilecek. Böylece elektriği kullanmadığı zaman gündüz ters sayarsa ilgili şirkete elektriği satacak. Kullandığında da alacak. Ay sonunda da mahsuplaşacak. Artıdaysa zaten parasını alacak. Evet. Eksideyse parasını ödeyecek. Evet, şimdi bu ayrı bir başlık. Yine bunu biraz daha bu hayvancılıkla ilgili isterseniz balıkçılıkla da kullanılabilir aslında. Balıkçılarda da hani suyu oksijeni sağlamak için devri daim yaptırıyorlar ya. Aslında orada da güneş pili kullanıp pompayı devri daim yaptırıp suyu oksijen oranını arttırma, ne bileyim bir suyun bir yerden bir yere taşınmasını sağlama, o anlamda da kullanılabilir. Evet, ki de farklı alanlarda çıkıyor yani baktığımızda her alanda temiz yani enerji enerjinin ihtiyacı olduğu bütün alanlarda bu güneş panel sistemlerini kullanabiliriz. Hem temiz enerji kullanmış olacağız hem de maliyet açısından düşüreceğiz. Maliyet, kendi kendini işte tolere edecek değil mi maliyet? 2007 yılında az önce bahsettim. 170 wattlık bir paneli 1000 TL üzerinde bir maliyetle alıyorduk. Şimdi ise çok farklı sistemler çıkmış ve daha büyük sistemler çıkmış. Evet. Ve bu 500 TL'nin altına düşmüş. Evet. Şimdi ciddi bir değişim de var. Zaten yani hem güç iki katına çıkmış. Hem de fiyat yarıya düşmüş. Aynı ve gittikçe da, bu düşecek inşallah. Aynı zamanda arada da bahsettik. Siz dediniz, bir örnek verdiniz. Telefonlar nasıl küçüldü? Özellikleri büyüdü. Evet. Gide, sistemler de aynı hani şekilde telefon, küçülmeye gidiyor değil cep mi? Cep telefonu ilk aldığımızda büyüktü. Evet. İşlevi azdı. Ama şimdi bizim telefonlarımız küçüldü ve işlevi çoğaldı. Güneş pillerinde de her geçen gün yeni şeyler çıkıyor. İnşallah ileride daha küçük sistemler olduğundan dolayı arazide daha az alanlar kaplayacak. Ve daha büyük pompalar çalıştırılacak. Evet, şimdi bu sistemde mesela bir prototip olduğu için seri üretime geçildiği zaman daha küçükleri bu daha de küçük yapılabilecek olacak, değil mi? Daha, bu çünkü şu an haliyle kaba. Evet. Daha küçük haliyle daha kullanışlı hale gelebilecek. Devlet kuruluşları da bu anlamda destekleri arttırıyor. İşte bunlarla ilgili destekler artıyor, evet. Bizler de yakından takip ediyoruz. Özellikle bizim burada Tarım Müdürlüğümüz %50 hibeler veriyor güneş enerjisinde. Karacadağ Ajans %70'e varan hibeleri var. TKDK dediğimiz Tarım Bakanlığı bağlı kurumda desteğe çıkacakmış. Onun dışında GAB İdaresi Başkanlığı bazı konulara da veriyor.
Yani evet. Aslında bu anlamda kurumlarımız gerekli destekleri yapıyorlar ama çiftçilerimiz de işte bu destek veren veya teknik hizmet veren bu kurumları araştırıp bulması gerekiyor. Çiftçiye de biraz iş düşüyor. Peki siz bu ürünlere çiftçiye nasıl ulaştırıyorsunuz? Çünkü bir haber olabilirler bu çalışmalarınızdan. Evet. Bazı enstitülerin böyle bir sıkıntısı var. Yaptıkları araştırma faaliyetlerini yeteri kadar çiftçiyle ve teknik elemanlarla buluşturamıyorlar. Özellikle biz bu tip çalışmalarımıza kurum olarak, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak tarla günleri düzenliyoruz. Tarla günleriyle bütün bölge çiftçilerini çağırıyoruz ve bölge il müdürlüklerini çağırıyoruz. Sulama birliklerini çağırıyoruz. Yaptığımız bu yenilikleri onlara sunuyoruz. Ayrıca çeşitli işte haber kaynaklarına, medya kesimlerine çıkıyoruz. Onun dışında uluslararası sempozyum, kongre, toplantılara katılıp bu elde ettiğimiz sonuçları orada sunuyoruz. Evet, buluşturuyorsunuz siz elinizden geldiği kadar bunu. Bunun dışında hani üniversitelerde nasıl yayın, makale yapılıyorsa biz bu kurumda da aynı şekilde bu tip çalışmaları yapıyoruz. Evet, çiftçilerle buluşuyor. Peki diğer kurumlarla işbirliğiniz ne durumda? Diğer kurumlarla işte bu tip projelerimizde sağ olsunlar onlar destek veriyor. Ortak olarak yer alabiliyorlar. Ayrıca biz de çoğu projelerinde ortak olarak yer alıyoruz. Örneğin GAP İdaresi Başkanlığı'nda şu an yenilenebilir enerji verimliliği diye bir projemiz var. Orada iki yerde çalışıyoruz. İki konuda çalışıyoruz. Bir konuda işte her GAP illerinin her ilde bir tane örnek sulanma sistemi kurduk. Evet. Örneğin Kilis'te bir adet 10 kW'lık mahsuplaştırmalı sistem kurduk Tarım İl Müdürlüğü'nde. Urfa'da iki adet kurduk. Sabit sistem, kanaldan sulama, drenaj suyundan sulama örneği. Mardin'de bir tane sarayı sulamak için bir sistem kurduk. Bu GAP İdaresi Başkanı önderliğinde ve UNDP'nin işbirliğiyle biz de ortak olarak bu anlamda teknik destek verdik ve kurduk. Onun dışında Harun Üniversitesi'nin GAP Yene diye bir kuruluşu var. Onların çalışmaları, o tip çalışmalarda biz de görev alıyoruz. Yani bu kurumlar arasında işbirliği var ve ortak projelerde yer alıyoruz. İnşallah daha da güzel projelerde imza atarız. Aynı zamanda da ödüllü bir çalışma değil mi bu araştırma projeniz? Ödüllerinizde olduğunu duyduk konuyla ilgili. Evet, bu yaptığımız çalışmalar, işte elde ettiğimiz çalışmaları değişik yerlerde sunuyoruz. Bu sunduğumuz yerlerde örneğin Samsun'da, Konya'da çeşitli kongrelerde sunduğumuzda birincilik ödülleri aldık. En iyi sözlü sunumlar. İzmir'de Gıda Arge Proje Pazarı'na sunduğumuzda mansiyon ödülü aldık. İşte değişik enerji Oscar ödüllerinde işte teşekkür belgesi aldık. TAGEM'den belge aldık. Ziraat Mühendisler Odası'ndan birincilik teşvik ödülü aldık. Yani yaklaşık 5-6 yerden böyle bir ödüllerimiz var. Evet, yani sektör içerisinde de ciddi anlamda önem verilen bir alan çünkü enerji kaynakları. Sektör de bunun farkında. Bizim Tarım Bakanlığı da bunun farkında. Gerçekten desteklenmesi gereken, bütün çiftçilerimize belki ulaştırılması gereken temiz enerji kullanımı, temiz üretim için önemli olan konulardan birisi. Farkındalar, ne mutlu. Umarız ki geliştirilmesine de destekleri olur. Şimdi benim aldığım başlıklar var. Çok karıştı artık aldığım notlar. Aralıklı olarak atlayarak soruyorum. Jeotermalden bahsettik. Jeotermalde sanıyorum ki, çok net bilmiyorum konuyu ama, jeotermaldeki atık suyun, sistemde dolaşılan suyun tekrar geri basılması gerekiyor diye bir şey hatırlıyorum. Jeotermalde şimdi yerden çıkartılan su belli bir kireçlenme yapan bir su. Özellikle ısıtmada kullandıklarında, direkt ısıtmayı verdiklerinde boraların iç yüzeyini doldurup birkaç sene içinde atıl duruma getiriyor boraları. Biliyorsunuz da bu ısıtma boraları serada en büyük maliyeti artıran faktörlerden bir tanesi. Kesinlikle. Onun yerine özellikle o sıcak suyu önce bir havuza aktarıp, havuza bir dinlendirip var olan o kireci çöktürüp gerekiyor, değil mi? Ve benzeri maddeleri çöktürüp ondan sonra ısıtma ünitesine basılırsa daha mantıklı da olur. O bastıktan sonra o suyu eğer uygunsa sulama suyunda kullanılabilir. Uygun değilse tekrar derine basılması daha uygun. En azından bizim taban suyumuzun daha fazla düşmesi engellenmiş olur. Evet. Çünkü atık su çok önemli burada. Eğer kireçli olarak zaten kullanıyorlarsa, dinlendirme havuzunu almıyorlarsa, yani teorik bilgimden hatırladığım kadarıyla, bu uygulamada çok görmedim bunu. Evet. Tekrar derine vermeleri, basmaları gerekiyor hani, suyu. Bu da ayrı bir maliyet değil hani mi? Hani televizyonlarda kap damar rahatsızlıklarında gösteriyorlar. Yani damar içi komple dolmuş, işte anjuyla ve açıyorlar. O borular da aynı şekilde kapanıyor, boruların içleri.
kapandığı için daha fazla elektrik harcıyor. Hı hı. Az su dolaştığı için ısıtma geç oluyor. Evet. Böylece daha fazla elektrik harcamış oluyor. Evet, bu ekstradan bir maliyet olacak onlar evet. için. Parçalı alanlarda mobil olması artı mıdır diye bir not almışım. Gelen sorulardan da bu. Kısmen bahsettik, yani bir daha vurgulayalım. Yani çiftlerin arazileri farklı konumlardaysa tek bir güneş sistemi kullanmak daha mantıklı. Evet. Bugün burayı suladıysa diğer sulaması 5 gün, 10 gün evet. sonra gelecekse o gün sayısı kadar farklı arazileri sürebilecek. Evet. Böylece mobil olması küçük sistemler için mantıklı. Ama çok büyük sistemlerde özellikle sentripiyot gibi, linear piyot gibi veya derinden diyelim ki 160 kW'lık pompaları çalıştırmak için orada kesinlikle sabit sistem kurmaları gerekiyor. Çünkü diğer türlü ekonomik olmuyor. Evet, aynı zamanda bir de elde ettikleri enerjiyi şebekeye verebiliyorlar diye not almışım ben, 35 kuruş gibi bir rakama. Bunu da kullanmadıkları dönemlerde telafi edebiliyorlar. Biraz da buradan bahsetmenizi yani, isterim. Özellikle bu güneş sistemleri tarlayı kuruduklarında bizim sulama dönemimiz nedir? İşte 5 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, evet. Eylül aylarında. Bunun dışında sistem yatacağına, bunu işletmeye yakın bir yere getirip İşte jeneratör görevi yapacak. Ne bileyim, su sağım makinesi çalıştıracak, aydınlatmayı çalıştıracak. Evet. Oralarda da fazlalık varsa sistemde ters sayarsa bunu TEDAŞ veyahut işte hangi bölgelerindeki ilgili şebekeye. Şebekeye, hı-hı. ilgili şebekeye aktaracak. Örneğin 35 kuruştan kilovatını, yani bilmiyorsam kilovatını 35 kuruştan ilgili şebekeye satabiliyorlar. Evet İmran Bey, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi, bilgilerinizi, çalışmalarınızı bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştınız. Yine söyleyecekleriniz varsa temiz enerjiyle ilgili son sözlerinizi alalım ve programımızı tamamlayalım isterim. Yani şu şekilde şu anki bizim çeşitli kurumlar, kuruluşlar bu anlamda destekleri var. Hı hı. Bence çiftçilerimiz eğer arazileri, uygun arazileri varsa bu tip destekleri araştıracak, en uygun destek programına başvuracak. Ve benim açıkçası, benim kendi adıma söyleyeyim, benim böyle bir arazim olsa bağımsız, kendi enerjimi bende olan bir ünite kurarım ve kendi elektriğimi, suyumu, enerjisini karşılayacak evet. bir sistem kurarım ve dışa bağımlılığı keserim. Böylece bütün ömrüm boyunca dışa bağımlı olmadan kendi elektriğimi kendimi karşılarım. Evet. Ben de onlara tavsiye ediyorum, çünkü güneş gibi sonsuz bir kaynağımız var. Mantıklı ve makul bir şekilde kullandığımız sürece müthiş bir enerji var. Ondan dolayı herkese tavsiye ediyorum. Bu fırsatı verdiğinizden dolayı da ben ayrıca size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik sağ olmayın. Olun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, bugünkü programımızda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeydik. Daha önce haber olarak da ekranlarınıza taşımıştık. Mobil güneş pili var burada. Sulama makinesi yapılmış mobil güneş piliyle birlikte Ziraat Yüksek Mühendisi Ümran Atay'ın geliştirdiği bir proje. Kendisi bize sizden çok fazla soru geldiği için özellikle bu konuya eğilmek istedik biz. Projeyi anlattı, nasıl çalışır, neler yapılır, hangi alanlarda kullanılır, farkları, artıları, eksileri sabit sistemlere göre bütün bunları anlattı. Aynı zamanda diğer yapacakları projelerden de bahsetti. Fuarlara da katılıyorlar, broşürlerini de bulabilirsiniz. Aynı zamanda web siteleri üzerinden de bilgilere erişebilirsiniz. Bizler vasıtasıyla da ulaşabilirsiniz kendilerine. Teknik olarak gerekli desteği vereceklerinden bahsettiler bizlere program arasında. Sizler de rahatsız edip programla ilgili de sorularınızı sorabilirsiniz. Sistemin çalışmasıyla ilgili aklınıza takılan şeyler de varsa sunabilirsiniz. Bizler elimizden geldiği kadarıyla sizlere anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın demek istiyorum sizlere.